yemeğe başlamadınız mı? Siz gelmeden olur mu efendim? Çok naziksiniz. Otel bombacılarını buldunuz mu? Maalesef efendim. Olayı araştırıyoruz. En ufak detaylarına kadar. Anladığınızı sanmıyorum. Benim tek bir gayem var. O da Irak'a bir arada durmak. Ve sizlerin burada barış içinde yaşayabileceğinizi kanıtlamak için kalıcı bir hükümet kurmak. Siz Türklerle ittifaka devam ettiğiniz sürece, siz de Arap dünyasıyla buna devam ettiğiniz sürece, sizin de bağımsız bir Kürt devleti kurma çabalarınız sürerse bu bölgede asla barış olmaz. Beyler, benim tek itirazım bu kutuplaşma üzerine. Lütfen soğuk bir portakal suyu alabilir miyim? Ama bize eşit davranmıyorsunuz. Biz suçluyuz. Çünkü Saddam'ı biz yarattık. Size göre hepimiz teröristiz. Neden düğündeki insanlar terörist ilan edildiler? Sırf havaya ateş açtıkları için mi? Hayır, çünkü terörist ve bombacı yetiştirmeye devam ediyorsunuz. Çözüm bulmaya çalışacağım. Bakın, söylendiği gibi köylerimiz sadece iş gücü nedeniyle boşaltılmıyor. Köylerdeki aileler uydurma bahanelerle sistemli bir biçimde göç etmeye zorlanıyor. Sadece bizimkiler de değil, Arap köyleri de aynen bizim köyler gibi boşaltılıyor. Söyledikleri doğru mu bu Tarık? Maalesef doğru. Tabii bunun tek bir nedeni var. Petrol. Musul ve Kerkük'teki petrol noktalarından teker teker çıkmaya zorlanıyoruz. Petrol bu bölgenin topraklarından çıkan bir değer. Bunda bizim de hakkımız yok mu? Tabii ki bunda hakkımız var. Ama önce güvenliği sağlamalıyız. Sonra ekonomik meselelerle ilgileniriz. İstikrar olmadan bu zenginliği paylaştırmamı bekleyemezsiniz benden. Tony baş. İsterseniz şimdi somut taleplere geçelim. Dinliyorum. Ne yazık ki terör örgütüyle bağlantısı olduğu iddiasıyla tutuklanıp işkence gören, polis tarafından gözaltına alınan bir sürü masum Arap var. Bu tutuklamalardan sonra gözaltında yakın akrabalarını kaybeden birçok aile var. Bu konuyla şahsen ilgileneceğim. Bizim talebimiz açık ve net. Köylerinden zorla göç ettirilen ailelerin sağ salim geri dönmesini istiyoruz. Kürtler de artık bize azınlık muamelesi yapmaktan vazgeçmediler. Tamam. Göç eden ailelerle ilgileneceğim. Yerleştirildikleri yerle ilgili bir sorunları varsa köylerine sağ salim dönmeleri için elimden geleni yapacağım. Güvenlik ve istikrar için daha fazla maddi destek gerek. Ve bölgenin kalkınması için eğitimli insanlar lazım. Doğrusunu isterseniz CIA'de son 20 yıldır bu cümlelerin Kürtçesini ezberlemeyen stajyer bile yok. Thank you.
Sizinle özel olarak iki dakika görüşebilir miyim? Tabii ki. Aslında ben de seninle konuşmak istiyordum.